yolda. Erense uzayda. Gülçesip sevdir. Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Hepsi bir. Hoş geldin. Merhaba kızlar. Nasıl oldun Barış? Ayılabildin mi? Şimdi iyiyim. Ama sabah sonra uyandım. Siz de kusura bakmayın kızlar. Dün gece fena dağıttık galiba. Evet. Korkut yok mu? Korkut da yok, diğerleri de yok. Kendilerine gelemediler herhalde. Çok komiksiniz ama ya. Evet. Merhaba. Korkut burada mı? Henüz gelmedi. Siz kimsiniz? Ben Gözde. Yani? Yani Korkut'un nişanlısıyım. Nişanlısı mı? Evet, ben Korkut'un nişanlısıyım. Biz öyle nişan haberi falan almadık. Biraz aceleci değil misiniz? Biz Korkut'la iyi anlaştık. İşi de uzatmanın bir anlamı yok. Hem siz kimsiniz? Evliliğimize niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Bak canım, ben Yasemin, Korkut'un en yakın arkadaşı. Ve ben dahil bütün arkadaşlarım Korkut'un üzülmesini hiç istemiyoruz. Merak etmeyin, ben Korkut'u üzecek hiçbir şey yapmam. Yine de karışmazsanız sevinirim Yasemin Hanım. Bu evlilik sadece Korkut'u ve beni ilgilendirir. Hem de sarhoş. Şu ana bak, hepsi sızıp kalmış. Korkut abi. Korkut abi kalk bak, Yasemin abla seni çağırıyor. Dayı uyansana. Bak bu sene Emmy ödülünü sana vereceklermiş. Dayı, ben size yapacağını bilirim. Bu da dünden razıymış Korkut'la evlenmeye. Yasemin, Korkut gibi bir çocuğu hangi kız kaçırmak ister ki? Yani Korkut'un babası çok zengin ya. Babası da gözü de şeyde, parada. Onu diyorum, kesin servet için evlenmişti. Yani Gülçin, kontrolsüzce saçmalama konusunda kendini aştın. Kızım, holding kurmak için evleniyorlarmış. Gözde'nin babası da en az Kudret amca kadar zenginmiş. Bize ne canım şimdi başkalarının mal varlığından? Vergi memuru muyuz biz? İyi misin? İyiyim. Sadece biraz sinirlendim. Canım niye? Hani sen Korkut'a karşı bir şey hissetmiyordun? Canım,
Ben Korkut için endişeleniyorum. Bu kızı hiç gözüm tutmadı. Benim de. Ya aslında öyle pek de kötü bir kıza benzemiyor. Evet, en azından havalı bir tip değil. Ne dedin sen şimdi? Ne demek ki bu? Kızgın kumlar, serin sular. Köşe ısınma. Bu su bana erdi. Ne oldu lan? Ev su mu bastı? Ne oluyor ya? Güzellikle uyanmadın. Ben de B planına geçtim. Hadi kalkın bakalım. Saat kaç oldu? Yok yok. Ben Korkut'la konuşacağım. Bu ne ya? Gidip bir de o kızla mı evlenecek? Yasemin. Korkut evlenmek istiyorsa yapabileceğimiz bir şey yok ki. Ama o kız Korkut'a layık değil. Ya üzme böyle kendini. Hem nereden biliyorsun ki? Kızı birkaç dakika gördük sadece. Belki Korkut'u gerçekten mutlu edebilecekti kızı. Bilmiyorum Cemre. Ama... Yasemin, şimdi her şeyi bir kenara bırak ve gerçeği söyle. Sen Korkut'a karşı bir şeyler hissediyor musun? Yasemin, sence de biraz abartmadı mı? Yani gözde kötü bir şey söylemedi ki. Evet, bazen insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Ne yani? Şimdi Yasemin Korkut'u... Bilmiyorum niçin. Hatta bence kendisi bile bilmiyor. Eren, sana bir şey soracağım. Gönül rahatlığıyla cevap verebilirsin bana, tamam mı? Bak söz veriyorum, hiç kimseye söylemeyeceğim. Şu planın ne? Biraz düşünürsen anlarsın Gülçin'cim. Neyse, ben Barış'a bakayım, tamam mı? Tamam. Gülçin, biraz konuşabilir miyiz? Konuşuruz tabii. Ne oldu Murat? Bir sorun mu var? Gel otur. Yok yok. Gel biz biraz yürüyelim. Olur, tamam. Of. Abi, bir daha elime içki alırsam beni durdurun, tamam mı? Hatta elimi zincire falan vurun. Bu ne ya? Zor ayıldım. Merak etme dayı, duruma ben el koyuyorum zaten. Bundan sonra içki el sürmek yok. Anlaşıldı mı? Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Korkut, sen yaptın değil mi? Yoktu abi, vallahi ben yapmadım. İnkar etme. Bal gibi de sen yapmışsın. Abi bak, günahımı alıyorsun. Ben yapsam söylemez miyim? Söyledim. Söylemediğime göre demek ki ben yapmadım. Da şey, ben ne yapmadım abi? Baban borçlarımızı kapatmış oğlum. Üstelik babamı da fabrikasında işe almış. Ne? Abi gerçek mi bu? Süpermenlik galiba size padişahlık gibi ajan. Babadan ola geçiyor. Ama bu sefer ben bir şey yapmadım abi. Eren yaptı. Eren mi? Eren. Teşekkür edeceksen Eren'e teşekkür et. Çünkü hepsi onun sayesinde. Gerçekten. Bir şey yok oğlum. Ne oldu Murat? Cemre'yle mi konuştun? Konuşmaya çalıştım. Ama kimse bana yardımcı olmadı. Yasemin, Eren, Mert, Banu Hoca... Cemre'den uzak dur deyip... lafı ağzıma tıkadılar. Ben de düşündüm ki... belki sen bana yardım edebilirsin. İyi de Murat, ben ne yapabilirim ki? Ben Cemre'yi çok seviyorum. Onsuz yapamam. Ne olursa olsun Cemre'yi geri kazanmalıyım. Murat'cığım... bu sizin Cemre ile aranızda olan bir konu. Yani ben sizin ilişkinize karışamam ki. Senden böyle bir şey istemiyorum Gülçin. Tabii ki karışamazsın. Ama Cemre'yi tekrar kazanabilmek için onun ne düşündüğünü bilmem gerekiyor.
Son bir yılı nasıl geçirdi? Neler yaşadı? Aklında neler var? Lütfen Gülçin. Tek istediğim bu. Biliyorum. Korkut bu kızla evliliği bana kızdığı için kabul etti. Benim yüzümden hayatının geri kalanını mutsuz geçirmesini istemiyorum. Bana bundan daha fazlası varmış gibi geldi. Yasemin'cim, önce adam gibi bir düşünüp bir karar ver. Ondan sonra her şey kendiliğinden gelir zaten. Merhaba kızlar. Nasılsın Cemre? Ben iyiyim de asıl sen nasılsın? Son gördüğümde her yerinden alkol fışkırıyordu. Dün gece çok saçmaladık değil mi? Emre, Korkut nerede? Aşağıda kumsalda. Eren, az önce Korkut'la konuştum. Bana her şeyi anlattı. Neyi anlattı? Bizim için yaptıklarını. Her şey için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Hem zaten ben bir şey yapmadım ki. Sadece Korkut'tan rica ettim. Bu benim için ne kadar önemli bilemezsin. Sana çok şey borçluyum. Hiçbir şey borçlu değilsin ama illa diyeceğim diyorsan bir meyve suyuna hayır demem. Tamam hadi gel. Böyle habersiz çıkıp geldim ama umarım seni zor durumda bırakmamışımdır. Yok yok, ne zor durumda. Çok da iyi etmişsin. Bak, sana bizim plajı tanıtayım. Şu yandaki mavi şey deniz. Genelde yüzmeye yarar. Şu yerdeki küçük parçacıklar da kum taklidi yapan küçük çakıl taşları. Denizden çıkınca insanın orasına burasına yapışır. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Çok tatlısın. Bakmam seni rahatsız mı etti? Yok da. Ya bugüne kadar bana insanlar tuhaf tuhaf baktı. İlk defa birisi böyle bakıyor. O da bana tuhaf geliyor. Korkut. 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 Ne oldu Yasemin? Niye bağırıyorsun? Konuşmamız lazım. Kusura bakma Yasemin. Gözde'ye plajı gezdiriyorum. Ama bu çok önemli. Biz konuşacağımız her şeyi zaten konuştuk Yasemin. Şimdi izin verirsen... Yukarıdaki sarı şey de güneş. Küresel ısınmaya falan yarıyor. Şey yani yarıyor dediysem öyle yararlı bir şey değil. Küresel ısınma yani. Yoksa güneş yararlı tabii. Korkut, şu Yasemin. Kim o kız? Yasemin. Yasemin. Yasemin kim biliyor musun? Maalesef bir arkadaş. Galiba gerçekten sadece bir arkadaş. Üzgünüm Murat. Sana bir şey anlatamam. Bu Cemre'nin hayatı ve korkarım o bunun kararını çoktan verdi. Anlıyorum. Diğerleri gibi beni terslemediğin için teşekkür ederim. Ne terslemesi canım? Olur mu öyle şey? Senden bir şey rica edeceğim. Bu konuşmadan kimsenin haberi olmasın. Cemre öğrenirse işler daha da kötüye gidebilir. Tamam, merak etme sen. Kimseye anlatma. Ama ne olur sen de Cemre'nin hayatını daha da fazla zorlaştırma, tamam mı? Ne kadar zor olduğunu bir bilsen. Hacer.
Sen kabine gitsene. Ama dayı. İtiraz yok, direkt kabine. Ne oluyor burada? Ne işi var bunun senin yanında? Ya Barış gaza getirince biz de öyle içelim dedik işte. Umarım canınızı çok sıkmamışızdır. Yok. Bizim için de bir değişiklik oldu. Daha önce hiç sarhoş ayıltmaya çalışmamıştık. Akşam bir şeyler yapalım mı? Şöyle baş başa. Ya bilemiyorum Emre. Stüdyoda işleri iyice karıştı zaten. Yalnız kalmak istersen sorun değil. Anlarım. En iyisi stüdyodaki duruma göre sana haber vereyim, tamam mı? Tamam. Olur. Ya ben de seninle bir şeyler yapmayı özledim. Bir şey olduğu yok Mert. Sadece konuşuyoruz. Niye böyle baş başa konuşuyorsunuz? Ayıp olmuyor mu ajan? Mert ne oluyor? Asıl senin bu yaptığın ayıp. Benim yaptığım ayıp. Murat beni delirtme. Mert konuşmana dikkat et yoksa... Elle koluna konuşma, ne olacak? Mert saçmalama. He? Murat lütfen sen git, ben hallederim. Mert sen ne yaptın sanıyorsun ya? Neredeyse kavga çıkaracaktın. Bırak Gülçin. Ben o adamın niyetinin ne olduğunu bilmiyor muyum? Tabii Cemre'den yüz bulamadı, sana asılıyor. Mert saçmalıyorsun. Ne biçim konuşma bu ya? Siz de konuşuyordunuz gizli gizli. Kusura bakma, söyleyemem. Zaten sen bana hesap soramazsın. Tabii bu özgür kız tipleri fazla olmuyor mu sence? Demek özgür kız. Hani bundan sonra gereksiz kıskançlık yoktu? Gereksiz mi? Gülçin, o adam sana resmen asılıyordu. Saçmalama Mert. Gülçin, o adamla seni bir daha yan yana görmeyeceğim. Merak etme Mert. Bundan sonra beni bir daha hiç görmeyeceksin. Bu da ne demek? Merak etme. Bazı arkadaşlar hala büyüyememiş de onlarla uğraşıyoruz. Anlıyorum. Murat, plajda çalışmayı hala istiyor musun? Tabii ki hocam. İyi o zaman. İstediğin zaman başlayabilirsin. ATV'lerin işletmesinden bundan sonra sen sorumlusun. Teşekkür ederim hocam. Yasemin ne oldu? Bir şey oldu yok. Konuşmak istedim, ağzım payını da aldım. Niye? Kız yanındaydı. Öf yani. Gülçin beni biraz dinler misin? Dinleyemem Mert. Ama ben öyle demek istemedim ki. Öyle mi? Ama nedense bana öyle demek istemişsin gibi geldi. Ya ne oluyor size, kafayı mı yediniz? Yok bir şey Cemre. Hadi stüdyoya gitmiyor muyuz? İyi tamam, gidiyoruz. Ben Eren'i bulayım, siz hazırlanın. Ben gelmesem daha iyi olacak galiba. Olmaz öyle şey. Daha dün ne dedik? İş başka, özel hayat başka. Hadi. Evet, yeni şarkı konusunda bir gelişme var mı arkadaşlar? Aslında var. Ben bir şeyler karaladım. Sen ne dersin Mert? Bakalım. Çık ortaya birden. Kaybol hadi yeniden.
Nerelere saklandın sen? Çobelerimi affetmem ki görmezsem. Tıkı. Bu arada ben beste daha yaptım, bitmek üzere. Ama bu sözlerin üzerine oturtmak biraz zor. En iyisi ben bunun için başka bir şey düşüneyim. Beste mi yaptın? Mert, bu kadar koşturmanın arasında nasıl vakit buldun? E canım, Süpermen'le aynı evi paylaşıyor, olsun o kadar. Aslında Şücağan'ın düğününde söylediğiniz ufak dörtlükten esinlendi. Aa, doğru ya, biz ona karatı unuttuk gitti. Ama ben unutmadım. Süper o zaman. Mert, sen bu besteyle ilgilenirsen biz de bu arada eksik vokallerimizi kaydedelim. Tamam. Hadi kolay gelsin, ben de kalsın. Evet, geçin bakalım kızlar. Mert cidden süper besteler yapıyor. Siz bir de maçoluğunu görün. Besteler yanında basit kalır. Aman, Süpermen olanları da gördük. Yüzümüze bakmıyorlar. O konuya hiç girme, sen zararlı çıkarsın. Neyse ya, bırakın şimdi bunları da sözlere konsantre olmamız lazım. Ver bakayım şunu bana. Ne yapıyorsun ya? Vallahi son söz yazma maceramızda. Çok romantik bir alışveriş listesi yapmıştım da kontrol ediyorum. O eskiden de Yasemin'cim. Cemre artık şair oldu, bilmiyor musun? Havada aşk kokusu var. O senin yaptığın tuhaf yemeklerin kokusu olmasın cinyiz. Of, yemeklerim mis gibi aşk kokuyor o zaman. Hadi geyiği bırakın da sözleri düşünelim. Ne bu ya, hepinizin aynı anda mı komiği geldi? Yasemin, şu müziği bir başa alsana bakayım. Oldu sultanım. Nasıl gidiyor Mert? Fena değil Korkut. Bir besteye başladım. Ama sanki fazla hareketli oldu. Karar veremedim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ailenizin süpermeni olarak bu meseleyi de ben çözeceğim. Gerçi bu tarz ufak sorunlarla ilgilenmiyorum ama sen yabancı değilsin. Bir güzellik yapalım. Aç bakayım şunu. Şarkıda bir eksiklik var. Hah, söyle ajan. Neymiş eksik olan? Şu anda şarkıda bulunmayan bir şey. Vay be ajan. Ben bu açıdan bakmamıştım. Biliyorum Mert. Bu açıdan bakmak için kahraman olmak gerekiyor. Sözleri bir iki ufak ekleme yaparsan düzelebilir. Ne bileyim. Şöyle neşeli bir şeyler düşün. Hadi be! Bu nasıl aklıma gelmedi ki? Evet, buradan. Evet, şimdi bir, iki, üç. Bakın, girişte şöyle bir şey düşünün. Yüzüne bakınca gözlerin her şeyi anlatıyor. Yanında olunca her şey nasıl da güzel oluyor. Bakın şimdi, şunu dinleyin. Ne olur kalbim durma aşkla yan. Geceleri uykular yalan. Peki, her yeni güne aşkla uyan sen de. Sevmeye engel mi var? Tamam. Ne haber? İyiyim, geç.
Ne haber Emre? Ne oldu? Kızlara mı uğradın? Yok be oğlum. Senin için geldim. Benim için mi? Evet. Gülçin'in aranızı nasıl oldu onu merak ettim. O mesele. Benimle konuşmuyor. Yapma ya. Ne oldu peki? Gülçin'i Murat'la gördüm. Bir şey olduğu yok Mert. Sadece konuşuyoruz. Niye böyle baş başa konuşuyorsunuz? Ayıp olmuyor mu hocam? Mert ne oluyor? Asıl senin bu yaptığın ayıp. Benim yaptığım ayıp. Murat beni delirtme. Mert konuşmana dikkat et yoksa... Elle kolla konuşma ne olacak? Mert saçmalama. Murat lütfen sen git ben hallederim. Mert sen ne yaptın sanıyorsun ya? Neredeyse kavga çıkaracaktın. Onunlayken zaman dursun. Her şeyi unutursun. Mutlusun düşünmeden. O an yeter. Kızlar, oldu sanki. Gibi gibi. Ay ne sankisi gibisi ya? Bomba oldu ya. Hadi söyleyelim. Uzat elini aşka uzan. Yüreğini sarsın duygular. Uzat elini aşka uzan. Dayanamaz aşka korkular. Murat'la mı? Ne konuşuyorlarmış? Cemre ile mi ilgili? Bilmiyorum ajan ama Gülçin'i o herifle görmeye dayanamıyorum. Sen de amma dayanıksız çıktın be abi. Gülçin'i kimseyle görmeye dayanamıyorsun. Oğlum sen de amma tuhaf adamsın ya. Murat Cemre'nin eski sevgilisi ben ses çıkarmıyorum. Gülçin'le konuştu diye sen coşuyorsun. Ne yapayım ajan ya? Seven insan kıskanır. Ama bu kar kıskançlığın sonu hiç iyi değil haberin olsun. Dördeyim. Kızlar kıskanç erkeklerden hiç hoşlanmaz. Üstelik bu kaçıncı? Aklını başına al Mert. Böyle giderse Gülçin'i kaybedersin. Sonra da çok pişman olursun ama iş işten geçmiş olursun. Mert, iş işten bir kere geçer oğlum. Bir daha da geçmez. Haberin olsun. Dur be ajan ya. Zaten kafam kırışık. Bir de sen yangına körükle gitme. Dayıcığım, Gülçin ablanın kalbini kazanmak istiyorsan onu mutlu edecek bir şey yapman lazım. Güzel güzel, çok güzel. Bence de çok iyi. Emel, diğer şarkı ne oldu? Hazır sayılır. Tabii beğenirseniz. Abi altyapılar var burada. Sen de bunu koysana. Tamam. C çık ortaya birden. C kaybol hadi yeniden. Nerelere saklandın sen? Sobelerim affetmem görmezsen. C çık ortaya birden. C kaybol hadi yeniden. Nerelere saklandın sen? Sobelerim affetmem görmezsen. Beğenmediniz mi yoksa? Çok güzel olmuş. Çok da güzel olmuş ama ne olursan söyleme Mert. Tamam bu sefer çuvalladım. Kabul ediyorum. Ben hemen başka beste yaparım. Hiç merak etmeyin. Mert saçmalama. Şarkı çok güzel olmuş. Gerçekten beğendiniz mi? Evet. Sen ne dersin Gülçin? Sen de beğendin mi? Mert'cim Gülçin demek istiyor ki bu parça ortalığı yıkar. Hı hı. Gördüğün üzere yıktı yani. Ay resmen çıldıracağım. Bir şey bulmamız lazım. Daha tonları mahvedecek bir şey. Daha ne yapabiliriz onu merak ediyorum. Bak geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Erol Taş bile filmlerinde bu kadar kötülük yapmamıştır. Eminim. Hı? Biraz daha gevezelik ederseniz Erol Taş'ı göstereceğim ben size. Keşke daha tonları daha iyi tanısaydık. O zaman zayıf noktalarını bilir oradan saldırırdık. Biz bilmiyoruz ama zayıf noktalarını bilen birileri mutlaka vardır. Evet kızlar hazırsanız başlayalım. Önce uzat elini kaydedelim uyar mı? Tamam süper. Tamam hadi sizi içeri alayım ben. Kızlar akşam mutlaka plaja gelin tamam mı? İşimiz bitince geliriz. Tamam. Gülçin mutlaka gelin. Tamam. Burak senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Bana bir dinleme kopyası çıkartır mısın? Tamam. 2 dakika bekle basayım CD'ye o zaman. Tamam çok sağ olsun kardeşim. Ben dışarıdayım. Tamamdır. Sana kolay gelsin. Kızlar siz prova yapın. Benim ufak bir işim var.
sağda kimse yok. Solda da kimse yok Alev. Yukarıda da yok Alev. Salak balkabakları. Ne yapıyorsunuz siz? Ya Daltonlar etrafta mı diye bakmayacak mıydı? Tabii haklısın şekerim. Her an paraşütle inebilirler tepemize. Hazırlıklı olmamız lazım. Beni delirtme Arzu. Yukarıda ne işleri var? Çarenin melekleri mi bunlar canım? Ne oldu Ali? Beni niye çağırdın? Ah Muratcığım, gel otur şekerim. Ah şekerim, seni düşünmekten gözüme uyku girmedi. Cemre ile aranı düzeltebildin mi? Yok Alev, ne gezer. Daha konuşamadım bile. Ah Muratcığım, sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun. Dua et, benim gibi bir arkadaşın var. Yemedim, içmedim. Cemre ile aranı nasıl düzelteceğini buldum. Ciddi misin Alev? Nasıl peki? Evet, CD hazır Mert. Sağ ol Burak. Rica ederim. Kolay gelsin. Sana da, görüşürüz. Korkut. Efendim? Şu meyve sularını 7 numaraya götürür müsün? Götürürüm Emre. 7 en sevdiğim sayıdır. Seve seve götürürüm. Güzel. Ama geçen seferki gibi kızın üstüne dökme. Dökersen de silme. Salak. Ben buradayım. Niye arıyorlar ki? Al abi şunu benim önümden. Hiç yakışıyor mu benim gibi süper kahramana? Sen halledersin artık Emre. Ben istifa ediyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Müşteriler bekliyor, hadi. İstifa ediyorum Emre. Çünkü artık gerçek görevimi buldum. Bu plajın can kurtaranlığını yapacağım ben Emre. Ne? Ne gülüyorsun be? Sen önce kendini kurtar oğlum. 1, 2, 3, 4. Yüzüne bakınca gözlerin her şeyi anlatıyor. Yanında olunca her şey nasıl da güzel oluyor. Ne olur kalbi durma aşkaya. Geceleri uykular yalan. Her yeni güne başta uyan. Sen de sevmeye engel mi var? Uzat elini aşka uzan. Yüreğini sarsın duygular. Uzat elini aşka uzan. Dayanama aşka korkular. Uzat elini aşka uzan. Yüreğini sarsın duygular. Uzat elini aşka uzan. Dayanama aşka korkular. Süper, harika oldu kızlar. Ya ben bu şarkıya bayıldım. Süper bestecimiz yapar da sen bayılmaz mısın Gülçin'cim? Süper maça diyecektin herhalde. Ya sahi bu sefer niye tartıştınız? Hiç. Öyle havadan sudan işte. Nasıl havadan sudan kızım? Geyik muhabbetin bu. Çocuğun yüzüne bakmıyorsun. Kesin ciddi bir konu yüzünden tartışmışsınız belli yani. Aman Mert'i bilmiyor musunuz? Kavga çıkarmak için bahane arıyor. Bu sefer de bahane bulamadı, yine kavga çıkardı. Bu işte bir iş var. Bence de. Anlamadım. Korkut. Abicim can kurtarmaktan bahsediyoruz. Adı üstünde can kurtarmak. Çocuk oyuncağı değil bu. Tamam işte oğlum. Kurtarıcılık benim kaderim. Zaten çocuk oyuncağı olsa ben yapmam. Korkut ne olur yapma. Acı bize. Korkma Emre. Bu benim kaderimde olan bir şey. Ben can kurtaran olmak için gelmişim bu dünyaya. Selam, ne haber gençlik? İyidir abi, senden ne haber? Haberler süper. Korkut, can kurtaranlık yapmaya karar verdi. Bir de o klaket, uçan kahraman olmaktan sıkıldığında yüzen kahraman olmaya mı karar verdin? Uçan kahraman da olurum, yüzen kahraman da olurum. Gerekirse raylı sistemde giden kahraman bile olurum. Siz ne karışıyorsunuz be? İnsanlığa yardım etmek için yaratılmışım ben. Tabii. Size.
Yine kime yardım ediyorsun Korkut? Can kurtarım olmaya karar verdim de. Ama bunlar bana yakıştıramıyor. Niye yakıştıramıyorsunuz? Can kurtaran iki şey ister. Güçlü bir fizik ve fedakarlık. Ve Korkut'ta ikisi de var. Hem sadece can kurtaranlık da değil. Bence Korkut istediği her şeyi yapar. Yeteneğini ve kapasitesini de görmemek için kör olmak lazım. Dinlesiniz oğlum. Şekerim, biz kızlar anılarımıza çok değer veririz. Cemre'ye şöyle güzel günlerinizi hatırlat. Bak göreceksin nasıl yumuşayacak. Yok mu şöyle güzel bir anınız? Aşkım. Seni çok özledim. Nereden çıktın sen? Hani hafta sonu yoktun? Dayanamadım. Senin için erken geldim. Sensiz hiçbir şeyin anlamı yok. Olmaz mı hiç? Ben Cemre'yi ne zaman görsem bütün o güzel anları hatırlıyorum. Eminim o da beni görünce o güzel anları hatırlıyordur. Yani bu fikir hiçbir işe yaramaz Ali. Kusura bakma. Ne demiştim ben size balkabakları? Bunun Murat'a hiçbir faydası olmaz dememiş miydim? Dememiştim. Esra? Demiştin Alev. Kusura bakma Murat'cığım. Bu sersem balkabakları yüzünden seni boşu boşuna yorduk. Hadi şekerim, sen işini aksatma. Tamam kızlar, sonra görüşürüz. Bay bay. Bay bay Murat'cığım. Şu hale bak. Daltonlara pislik yapmak için Murat'ın ağzından bile laf alamıyorum. Hep sizin yüzünüzden. Ya biz ne yaptık şimdi Alev ya? Arzucuğum, bir şey yapmanıza gerek yok. Varlığınız bile her şeyin ters gitmesi için yeterli. Kızlar, ben Gülçin'in bu halini iyi bilirim. Bence Mert'le kavgasının bizimle bir ilgisi var. Saçmalama Eren ya, bizimle ne alakası var? Ya Cemre, baksana sorunca nasıl da kaçtı. Bence bizden bir şey saklıyor. Eren haklı olabilir. Baksana nasıl kedi gibi oturuyor orada, suçlu suçlu. Bunu anlamanın tek bir yolu var arkadaşlar. Ne? Ne? Gülçin'cim, bize gerçeği söylemeye ne dersin? Gerçeği mi? Hangi konuda? Mert'le niye tartıştınız? Seninle hep böyle dalga mı geçerler? Hep değil, genelde. Yani görüştüğümüz zaman. Ben bu insanları hiç anlamıyorum. Senin kadar iyi birini bulmuşlar, hiç değerini bilmiyorlar. Ben mi değerliyim? Evet, hem de çok. Korkut, şu gözlüklerini çıkarır mısın? Evet, yatarken falan çıkarıyorum. Bir de arada sırada canım sıkıldığı zaman çıkarıp oynuyorum, keyifli oluyor. Öyle değil, şimdi çıkartmanı istiyorum. Tamam, çıkartayım. Ama bak, başta mı yürüyorum? Gözlükleri çıkartıp bayılttığım kızlar var. Sonra uyarmadı değil mi? Sen de gözlüksüz daha karizmatik olduğunu söyleyeceksin değil mi? Hayır. Bence gözlüklü ya da gözlüksüz olmanın hiçbir önemi yok. Ben sadece gözlerini daha iyi görmek istedim. Festival işinde bir gelişme var mı? Neredeyse bütün programı çıkarttık hocam. Kimler var programda? Erol Bey, isterseniz programı kesinleştikten sonra açıklayalım. Hala haber beklediğimiz birkaç sanatçı var. Her şey netleşince öğrencilere duyurma hazırlıklarına başlarız. Tamam. Sonra da gelsin festival. Eğlence, inferno gibi karnaval.
Yani güzel olacak. İyi. Bildiğiniz gibi. Önemli olan çocukları mümkün olduğunca okul sonrasına hazırlamak. Bu festival de bunun için önemli bir festival. Merak etmeyin hocam. Bu yazın en güzel festivali bizimki olacak. İsterseniz size koreografiyle ilgili bir şey seyrettireyim. Tamam, olur. Buyurun olur, içeride. Olur, tamam. Banu hocam siz? Ben izledim. Görüşürüz Banu. Müsaadenizle. Merhaba hocam. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii Mert. Hocam, diyorum ki bu akşam plajda şöyle güzel bir parti düzenleyelim. Bu akşam mı? Ama çok az vakit var Mert'cim. Hazırlıklar nasıl yetişecek? Ben yetiştiririm hocam. Bana güvenebilirsiniz. O zaman Erol Hoca'ya bir soralım. Hocam, Erol Hoca ile konuşmadan önce size söylemem gereken bir şey var. Partinin bu akşam olması benim için çok önemli. Çünkü Gülçin'le aramız biraz açık da. Bu partiyi de onun gönlünü almak için yapıyorum. Ah, Mert, bir türlü öğrenemediniz birbirinizin değerini bilmeyi. Tamam, ben Erol Hoca'yı ikna ederim. Merak etme sen. Sağ olun hocam. Ya kızlar saçmalamayın. Sizden ne saklıyor olabilirim ki? Dürüst olalım. Bunu söylerken kendine inanmadın. Hatta inanmanı geçtim. İnanmış taktiğini bile yapamadın. Hı? Gülçin, bizimle ilgili bir şeyler oldu değil mi? Ya ama ben Murat'a söz verdim. Hı? Murat mı? Murat mı dedi? Murat mı dedim ben? Ay yok canım, ne Murat'tı? Ne alakası var? Ay. Gülçin, uzatma da anlat istersen ha. İyi tamam. Murat Cemre ile arasını düzeltmek için benden yardım istedi. Ben de yapamam dedim. O sırada Mert de tam bizi gördü. Ve her zamanki gibi yanlış anladı. Tamam mı? Şimdi mutlu oldunuz mu? Demek vazgeçmemiş. Ne? Yok bir şey. Hadi kızlar başlıyoruz. Tamam Murat, geliyoruz. Cemre, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi şu kayda girelim. Tamam. Nerede ya? Sahile. Kızlar. Ajanlar. Ajanlar. Bizim ajan geldi. Bu da iyice kendini çali sanmaya başladı. Ha. Abicim hemen hazırlıklara başlayalım. Bu akşam parti var. Parti mi? Oo. Nerede? Evet ajan, parti. Ön tarafta. Şu koyda. Oo. Abicim çok güzel düşünmüşsün ya. Bu gece plaj sallanacak. Budur abi. Hadi yürü yürü. Çabuk. Kaybol hadi yeniden.
Gülçin, açsana şunu. Açmayacağım lafını. Konuşmak istemiyorum. Süper Fabrika'nın Mert'e de sosyopatlık yapmaya başladı. Tam oldu. Açmıyor. O zaman Eren'i ara. Efendim Mert. Eren, geliyorsunuz değil mi? Evet, geliyoruz Mert. Hatta geldik bile. Hayırdır Mert? Son bir saattir 7 kere aramanı neye borçluyuz? Gülçin de yanınızda değil mi? Yanımızda. Kapatıyorum Mert. 30 saniye sonra oradayız. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Heh, iyi bari. Bu da amma tuhafmış ya. Bir taktı mı takıyor? Ay yeter ama. Ben de. Hep böyle dengesizler. Kızlar. Ne olmuş? Ne oluyor burada? Ne oldu buraya? Çok güzel. Dayı geldiler. Parti veriyoruz kızlar. Parti mi? Evet. Mert düzenledi. Gülçin için. Benim için mi? Evet çocuklar. Partinin onun konuda geldiğine göre artık başlayabiliriz. Hadi. Kızlar. Sizi tanıştıramadım. Gözde. Gözde bunlar da... Biz tanıştık zaten korktuk. Öyle mi? Hı. İyi o zaman. Biz gidelim Gözde. İnanmıyorum. Şu rintintin kanıtlı Mert sonunda bir işe yaradı. Görünce ders alınmıyor. Rintintin bile güzel bir parti veriyor. Ama siz aynı hamam aynı tas. Bildiğin bal kabağı. Ya ama Alev, niye öyle diyorsun şimdi? Biz ne yaptık ki? İşte onu diyorum ya ben de. Ne yaptınız hiç. Ne işe yarıyorsunuz hiç. İyi de Alev, sen ne dersen yapmıyor muyuz? Tamam Arzu, uzatma. Sizin bir işe yaradığınızı ne zaman göreceğim ki ben? En iyisi Murat'la konuşmaya gidelim. Gelin benimle. Murat'la mı? Ne o? Murat ismini duyunca ağzının suları akıyor bakıyorum. Yürüyün. Nasılsın Murat'cığım? İyi gözüküyorsun. Sen bu banka bağının kusuruna bakma Murat'cığım. Nasıl güzel parti değil mi? Siz ikiniz gidin de parti için biraz balon şişirin ha? Ama Alev, her şey tamam. Arzucuğum, hala burada mısın? O zaman gidin biraz böyle deniz yıldızı falan toplayayım. Ben bilmem. Hadi canım, yok olun. Şekerim, keyfin nasıl? Yani bir şey demeyeyim diyorum ama Alev de işi iyice abarttı artık. Bu ne ya? Arkadaşı mıyız? Kölesi miyiz? Belli değil. Hiç söylenme, hata bizde Şekil. Biz yüz verdik çeşim, artık tepemize çıktı. Yok. Bu böyle devam etmez. Artık ona gerçekleri göstermenin zamanı geldi. Unutma ki 2 birden büyüktür. Yapma ya. Yani öyledir de sen söyleyince bir an şüphelendim. Düşünsene Esra. Biz 2 kişiyiz. Alev ise 1. Anladım. Hatta Daltonlar'da 1, 2, 3, 4 kişi. Ya of. Bırak şimdi Daltonları Esra. Gel sana planımızı anlatayım. Bak şimdi. Thank you.
Efendim? Eğleniyor musun? Ha, evet. Aa, aklıma fikir geldi Yasin. Şu kamerayı bir açayım. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Emre ile hala konuşamadım. İlaç'a geç gel. Geldiğinden beri de Emre'yle. Belki de artık Cemre'den vazgeçip çevrendeki diğer güzelliklerin farkına varma vaktin gelmiştir. Ne olur? Ne dersin canım? Ben Cemre'den asla vazgeçmem adam. Asla. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Mert bu parti işini iyi akıllıydı. Öğrencileri hep böyle görmek istiyorum işte. Çok güzel değil mi hocam? Ne diyorsun? İnsanın onların yaşında olası geliyor. Keşke Mert daha önceden haber verseydi de biz de bir şeyler hazırlasaydı. Tamam. Sahi Mert'in acelesi neymiş? Niye özellikle bugün istedin? Aman hocam gençleri bilmiyor musunuz? Akıllarına bir şey gelince hemen yapmak isterler. Doğru. Ama çok da güzel parti hazırlamış ha. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyebilirim ki? Beni sevdiğini söyle. Gitmeden önce bunu son bir kez duymaya çok ihtiyacım var. Gitme Murat. Cemre biliyorsun gitmek zorundayım. Çünkü... Murat hala vazgeçebilirsin. Gidersen her şey bitecek. Bir daha asla eskiye dönemeyeceğiz. Gitme. Ya sevgimiz için bu kadar emek verdikten sonra... Bu kadar büyük bir şey yok etme. Hiçbir şey yok olmayacak Cemre. Sana söz veriyorum. Beni bekle. Bir gün hayallerine kavuşmuş biri olarak geri döneceğim. Ve her şeye bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir şeye devam edemeyeceğiz anlamıyor musun? Bu ayrılık bizi bitirecek, kopacağız. Gitme Murat. Vazgeçemiyorsun değil mi? Sen tercihini yapmışsın. Ama o zaman seni sevdiğimi söylememi bekleme. Bunu benden bir daha asla duyamayacaksın. Artık gitmem gerek. Beni bekle Cemre. Seni seviyorum. Thank you.
Yapma Murat. Evet haklısın. Seninle yaşadıklarımız çok güzeldi. Ve asla unutmayacağım. Ama benim kalbimde artık başkası var. Bütün gün seni aradık. Neredeydin Emre? O kadar korktum ki. Korkma Cemre. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Sadece bir an uzaklaşmak istedim. Hepsi bu. Emre, iyi ol, tamam mı? Eğer bu yüzden seni üzersem... Kendimi hiç affedemem. Beni düşünme şimdi. Asıl sen iyi ol. Çünkü sen iyi olursan ben de iyi olurum. Ne yapıyorsun orada tek başına? Hiç. Kusura bakma Emre, seni üzüyorum. Böyle şeyler söyleme şimdi. Önemli değil. Ben seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten mi? Evet. Yaşadıklarını düşününce hiç de kolay olmasa gerek. İyi ki yanımdasın. Hadi parti edelim ya. Hadi. Hop. Ya. Alev hemen gel. Ne oldu bal kabakları, ne var yine? Çabuk gel. Onları nasıl mahvedeceğiz? Ne? Ciddi misiniz? Evet. Hadi çabuk. Kusura bakma şekerim. Bunlar da bizim bal kabakları işte. Küçük bir sorunları varmış da ben hemen halledip geliyorum. Görüşürüz. Çabuk. Hadi. Hadi siz biraz baş başa kalın. Benim içeride ufak bir işim var. Üçün, bak ben kendime hakim olamıyorum. Bazen iyice kontrolden çıkıyorum, farkındayım. Ama bunun tek sebebi seni çok seviyor olman. Eğer bana yardım edersen bunun üstesinden geleceğim. Beraber geleceğiz. Ama biraz sabretmen gerekiyor. Galiba daha önce kimse beni bu kadar çok sevmemişti. Eren, ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Ben de öyle Barış. Parti harika. Evet ama mutluluğumun sebebi parti değil. Sensin. Ben miyim? Evet. Yanımda sen olunca diğer her şey anlamını kaybediyor. Evleniyor musun yani? Hem evet hem hayır. Bu da ne demek?
Ya evlenirsin ya evlenmezsin. İkisi nasıl olacak? Evlilik sadece kağıt üstüne atılan bir imza değildir Yasin. Aynı zamanda sevgi, aşk, bağlılık da gerektirir. Gözde iyi biri. Ama ben onu bu saydıklarımın hiçbirini hissetmiyorum. Ha, eğer kastettiğin o kağıttaki imzaysa... Evet, galiba evleniyorum. Korkut, bak bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorsun değil mi? Neden Yasin? Neden böyle söylüyorsun şimdi? Çünkü ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sevmediğin biriyle evlenmek seni mutlu etmeyecek ki. Bilmem. Yaşayıp göreceğim işte. Korkut, bak bunu sırf benim yüzümden yapıyorsun ve ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Kendini suçlama Yasemin. Beni suçla. Bunun hepsi benim suçum. Böyle söyleme. Ben söylemiyorum Yasemin. Senin davranışların söylüyor. Ben seni hak edecek kadar iyi biri değilim. Hayır Korkut. Sen çok iyisin. Ne oldu? Yasemin yalnız kalmış. Dansa kalkışsa mı olmuyor? Ha, tamam. Hadi koş. Banu Hanım, siz de bu dansı bana lütfedersiniz artık değil mi? Tabii hocam, zevkle. Yasemin, dans edelim mi? Kusura bakmayın hocam, hiç havamda değilim. Aa, iyi bir dansçı her zaman havasında olmalı. İtiraz istemiyorum. Hadi bakalım. Biliyor musun Korkut? Seni tanıdığım için çok seviniyorum. Hayret. Genelde insanlar tam tersini söyler. Ben senelerce o insanlardan kaçtım işte. Onlar gerçek güzellikleri göremezler. Görünüşe takılırlar. Oysa senin içinde... Biliyorum biliyorum. Benim içimde iki kişi birden yaşıyor. Biri canavar, öbürü de süper. O zaman üç kişi diyelim. Biri de benim hayatımda tanıdığım en saf, en temiz ve en değerli insan. Gözde. Biliyor musun? Sen tam evlenilecek kızsın. Bana bakın balkabakları. Buradan bir kurtulayım, ikinize de yapacağımı biliyorum ben. Hadi yol yakınken beni çözün de pişmanlık yasasından faydalanıp indirin cezanızı. Hiç boşuna çeneni yorma Ali. Saltanatın sona erdi. Artık isyan var. Bizi daha fazla ezemeyeceksin. Ben sizi hiç ezer miyim Arzucuğum? Ay yoksa laflarıma mı alındınız? Ay ben sizi sevdiğim için söylüyorum onları şekerim. İnsanın nazı sevdiğine geçer ya. Vallahi ne dersen de Ali. Bu sefer kandıramayacaksın. Biz sandığın kadar salak değiliz. Doğru. Sandığımdan daha salaksınız. Buradan kurtulunca neler olacağını düşünememişsiniz. Bundan sonra kendine başka köle bul Ali. Çünkü ben gidiyorum. Nereye? Bodrum'a şekerim. Bye bye. Benim niye bundan haberim yok ya? Neyse, hadi sen de çöz beni bari. Sen şimdi yalnız olsan da çok konuşursun. Hatta ciyak ciyak bağırıyorsun. Hadi dans edelim. Tamam olur.
deneyim misin? Pek iyi değilim hocam. Bu şarkı Cemile de bizim şarkımızdı. Bakıp bana uzaktan. Ama Murat, birkaç günlük bir şeyden bahsetmiyoruz ki. 6 aylık bir dans gösterisi bu. Eğer seçilirsen biz nasıl görüşeceğiz? Aşkımızı o kadar küçümseme hayatım. Biz ne olursa, ama ne olursa olsun üstesinden geliriz. İsterse turne 10 sene sürsün. Yine biter bitmez sana döneceğim. Babam hastaneye yatmadan önce bir gün beni karşısına aldı. Bak oğlum dedi. Bu dünyada insanlar iki şeyin peşinden gider. Ya sevginin ya da hırsın. Hırsına yenik düşenler zamanla insanlığını kaybeder. Gözleri kör olur. Güzellikleri göremez. Kalbi hırsla dolar. Sevmeyi unutur. Sevginin peşinden giderse? O zaman gerçek mutluluğun peşinden gidiyor demektir. İnsan sevgisi için emek harcarsa ne olursa olsun zorlukları aşar. Bana sürekli kadınlara güvenme derdi. Kadınlara güvenmezsem sevginin peşinden nasıl gidebilirim diye sordum. Gerçek sevgi karşına çıktığında anlayacaksın dedi. O zamanlar ne demek istediğini anlamamıştım. Ama şimdi anlıyorum. Atımı unutacak kadar kaybettim kendimi. Olsun. Beni unutma. Beni unutma. Cemre, benimle dans eder misin? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Orada dur bakalım. O kadar uzun boylu değil. Bu şarkı benimle Cemre'nin şarkısı. Artık Cemre ile sizin şarkınız diye bir şey yok. Hatta siz diye bir şey yok. Sen bu işe karışma. Düşmanlık bilmeden pes etmeyip
geçmesi beklenmez.